Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Samsun Bafra'dayım ve daha önce kanalımızın sıkı takipçilerinin de bildiği gibi Muhammed abinin yanındayız. Muhammed abi, kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Batuhan. Sen de Bafra'ya, Samsun'a, evime hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün buraya niye geldim arkadaşlar? Tabii ki birinci önceliğim Muhammed abiyle uzun süren dostluğumuzu pekiştirmek ve onu ziyaret etmek. İkinci önceliğim de kanal için Muhammed abinin evi gerçekten süper bir hobihane. Kendisi çok sağlam bir hobici, çok eski bir hobici biliyorsunuz. Ve bu hobihanede belki 5-6 farklı konseptte, belki daha fazla akvaryumlar falan var. Bunların hepsini sizlerle kısa kısa da olsa paylaşacağım. Buraya ben ekipmanlarım falan olmadan geldim. Yani sadece telefonumuz var. Telefonla videoyu çekeceğim ve ses kaydını başka bir telefonla alıyoruz. O yüzden ekipmanlarla ilgili yetersizlikten dolayı Yeterlikle başka. O yüzden ekipmanlarla ilgili yetersizliklerden dolayı şimdiden kusura bakmayın. Bu arada unutmadan arkadaşlar, Muhammed abinin Doctores Aquatics isimli bir YouTube kanalı var. Bu evde görmüş olduğunuz akvaryumların hepsinin yapılışını, güncellemelerini falan o kanalda kendisi paylaşıyor. Hemen sağ üstte çıkan linkten bunu da ekleyin. Siz de unutmadan oraya da abone olun. Gerçekten oldukça nitelikli projeler ve akvaryumlar var bu kanalda da. Sen de hazırsan Muhammed abi, şimdi seninle beraber istersen tankların başına geçelim. Tüm tankların çekimleriyle beraber kısa kısa da olsa bilgilerini izleyicilerimize paylaşalım. Tabii paylaşalım. Dediğim gibi zaten benim kanalda ben bunların güncellemelerini sürekli yüklüyorum kanala. Yani beni takip edenler zaten biliyor. Yine bir kere daha kısa kısa hem akvaryumları hem balıkları tanımış olalım, görmüş olalım. Bakalım neler var. Evet arkadaşlar, tamamen casual ev haliyle, gördüğünüz üzere hiçbir hazırlık yok. Buradan da kampa gideceğiz bu arada. Aynen, zaten buradan kampa falan gideceğiz. Tamamen ev haliyle samimi bir videoyla Muhammed abinin evini ve kanalına ürettiği içeriklerdeki akvaryumları sizlere paylaşayım. Hepinize keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, ben kamera arkasına geçtim ve Muhammed abiyle birlikte 1 numaralı akvaryumu tanımaya başlayalım. Evet, söz sende abi. Arkadaşlar merhaba. Bu akvaryum 160 santimlik, 160-60-55 ölçülerinde, yaklaşık 550 litre civarında bir akvaryum. İçinde bir çift kobra yılanbaş var. Channa aurantimaculata. Videolarımda da, başka videolarda da, hatta Batuhan'ın eski videolarından bir tanesinde de bu balıkları size tanıtmıştım. Daha önce yaptığımız akvaryum ziyaretleri serisi 1. bölümde de Muhammed abiye konuk olmuştuk zaten ve ben birkaç yıl önce bu çiftin detaylı videosunu hem röportaj olarak hem de yakın çekim olarak sizlerle paylaşmıştım. Sağ üstte çıkan linkten hemen bu videoyu da izleyebilirsiniz. O zamandan bu zamana ne gibi değişiklikler oldu veya çiftimizin durumu nedir? Şimdi onunla ilgili bilgileri alalım. Yaz döneminden dolayı bu akvaryum biraz bakımsız, biraz da çift arasındaki kavgalardan dolayı, suyun ısısı malum şu anda 30 derece civarında, hiç sevmedikleri bir durum. Biraz akvaryumun içini dağıttılar bu ara. Ben de ellemiyorum çünkü bunları kış uykusuna alacağım. Suyunu soğutup 14-15 civarlarına getirip ondan sonra bahar ayında inşallah bir çiftleşme denemesi yapacağım. Daha önceden de anlatmıştım zaten bunların bu durumlarını. Bu sene bir deneme yapacağım yavru alabilmek için. Yaklaşık 5 senedir bendeler. Uyumlu bir çift normalde. Burada gördüğünüz erkek balık, bu dişi balık. Dişi balığı biraz hırpaladı bu aralar. Sıcak suyu çok sevmiyorlar. Onun için yaz ayı benim olduğu kadar onlar için de sıkıntılı geçiyor. Ama şu anda herhangi bir sağlık sıkıntıları yok. Sadece biraz bakımsız bir akvaryum kış dönemine girecek. Kış döneminden sonra da inşallah bu kez şeytanın bacağını kırıp bunlardan yavru almayı başarabilirim diye düşünüyorum. Evet, Samsun gerçekten sıcak bir iklim ve kışlama oldukça zor oluyor burada. Umarım başarılı olursun. 1 numaralı akvaryumumuz arkadaşlar monster türü, yani canavar balık türü Channa aurantimaculata. Channa aurantimaculata. Altın kobra yılanbaşlar. Hadi şimdi birlikte bir sonraki akvaryuma geçelim. 2 numaralı akvaryumda 120 santimlik bir Güney Amerika akvaryumu. Güney Orta Amerikan karışımı, ağırlıklı Güney Amerika akvaryumu. Bu akvaryumda ana karakter olarak Rio Nanay meleklerimiz var. Görmüş olduğunuz bir 6 tane var. Onlar dışında Elliot'ler var, toprak yiyenler, retet tapavuslar var, çöpçüler, koridoraslar vesaire vesaire, yardımcı elemanlar var, öyle söyleyeyim. Hafif bitkili bir akvaryum. Yine şu anda yaz sıcaklarından dolayı 29.9 gösteriyor derece. Ama hala yavrulamalar var. Şurada 2 çift Elliot'i, hatta bir çift şurada yavru gezdiriyor. Yakın çekimde onları sonra gösterir Batuhan. Bir çiftte şurada yavru gezdiriyor. Keyifli bir akvaryum benim için. Burada da Elliot yavruları var. Bunlar çok sıklıkla yavruluyor Elliot'iler. Bazen kıyamıyorum, alıyorum, ayırıyorum ve bu şekilde besliyorum, büyütmeye çalışıyorum ama çok fazla yavruluyorlar gerçekten. O yüzden biraz hani bütün yavruları ayırıp bütün yavruları besleme gibi bir şansım, öyle bir yerim de yok. Maalesef doğal süreçte yem oluyorlar. İşte şu anda şuradaki yavruların birkaç güne muhtemelen olacağı gibi. Onun dışında bir sıkıntı yok akvaryumda. Sajica yavruları da var bu arada. Az sonra göstereceğim Sajica akvaryumundan bazı yavruları buraya attım büyüsünler diye 5-6 taneyi. Ve tabii akvaryum farkından dolayı, bu akvaryumun biraz daha düzenli, bakımlı olmasından dolayı bu akvaryumda biraz daha hızlı boy attılar. Sakin, huzurlu bir akvaryum. Ben seviyorum bu akvaryumu. Biraz sonra Muhammed abiyi içeriye göndereceğim bir sebepten dolayı. Yandaki kovalara şu nanaylardan almak istiyorum. Gerçekten melek balıkları başka bir şey. Yani pet shoplarda gördüğünüz klasik melek balıkları başka bir şey arkadaşlar. Bu Rio nanaylar bambaşka bir balık. Yani ama tabii bu arada bunlar altun değil. Onlarla ilgili bir düzeltme yapayım. Yani yanlış anlayanlar oluyor. Bu balıklar altun değil. Bu balıklar melek balığı. Fakat Rio Nanay diye geçtiği için daha böyle klasik çizgili, böyle seleksiyon melek balıklarından değil, formu biraz daha özgün, doğal ve ben bunları daha çok seviyorum. Hani altuma yakın bir formu olduğu için bunlara bazı kaynaklarda, bazı yerlerde altun diyorlar ama altun diye geçmiyor, onlarla karıştırmıyor. Oldukça efsane görünüşleri, formları. Yalnız şu öndeki balığın üst yüzgeci yok gibi, o neden? Onu ben de daha yeni fark ettim, 2 gün önce fark ettim. Hatta ölecek gibiydi ama topladı bayağı şu balık. Elliot'iler mi acaba? Yani aslında sakin balıklar ama yavrulama dönemlerinde belki bir zarar verdiler. Bir tanesi bir yara açınca öbürleri de saldırmaya başladı. Belki ama şu anda bir şeyi yok. Saldıran yok, takip ediyorum. Yem de yiyor. Yani inşallah düzelir. Aslında yerim olsa, zamanım olsa onu ayırsam daha iyi olur ama yani şu anda bir sıkıntısı yok. Yani evet, yüzgeçleri oldukça yok. Kıymetli bir tür. Bunlar yeterince büyüyünce eğer üreme durumu olursa bunların yavrularına da şimdiden talibim. Ayrıyeten Ankara'ya götürebilirsem arkadaşlar bu Elliot'ilerin yavrularından, yani şuradaki yavrulardan veya bunların bir tık daha büyükleri var onlardan, bir de Sajica yavrularından almayı düşünüyorum bakalım. Giderken biz de akvaryum köşemize yepyeni 2 tür de kazandırmış olacağız bu şekilde. Bir sonraki akvaryumda başlı başına bir şaheser gibi görünüyor. Bu akvaryumla ilgili bilgileri de şahsen ben de çok merak ediyorum. Kısaca evet, senden alabilir miyiz? İşin açıkçası bu aralar, yani hobinin böyle yaz aylarında daha böyle gerilediği zamanlarda beni en çok mutlu eden, uğraştıran ve bana keyif veren, tat veren akvaryum bu akvaryum oldu. Tuzlu su akvaryumu. Yani tuzlu su akvaryumu yazın biraz daha zor ısıdan dolayı. Sadece bu akvaryumda termostat kullanıyorum. O da bozulmuştu bu arada. Şu anda 29'a çıkmış ama çalıştırmayı başardım. Tekrar onu 25 dereceye çekecek o birkaç saat içerisinde. Bu bir makroalg akvaryumu. Makroalg yani deniz bitkileri ve soft yumuşak mercanlardan oluşan bir akvaryum. Gördüğünüz bu bitkiler Palo Verpa bitkileri. Bayağı yayılımcı bir bitki. Gördüğünüz kırmızı alg, o da bir tuzlu su bitkisi. Onun dışında gördükleriniz işte anemon var, bir tane palyaço balığımız var. 2 taneydi palyaço balığı, diğerini maalesef öldürdü, biraz agresif bir balık. Bu denizden tuttuğum, Karadeniz'den tuttuğum teke karidesleri bunlar. Snail var ve şurada da yakın çekim yapabiliyor musun bilmiyorum. Şuradaki yaramaz Blenny, Salarya Pavo bilimsel adı ve şurada da bir Rusty Blenny var. Bunların ikisini de denizden tuttum, Karadeniz'den. Yani kendi denizlerimizdeki balıklar adapte olduğu takdirde reef akvaryumlarında veya marina akvaryumlarında yaşayabiliyorlar, doğru mu? Tabii, tabii bir tuzluluk farkı var arada. Karadeniz malum tuzluluğu düşük bir deniz ve bu Akdeniz akvaryumu daha çok. Tuzluluğu Karadeniz'in 2 katına yakın. Bunlar dayanıklı türler ve 4-5 saat belki biraz daha fazla tuzluluğa alıştırdım, yavaş yavaş tuzluluğunu yükselterek. O açıdan bir sıkıntı olmadı. Bunu yeni ekledim fakat diğerlerini ekleyeli bir haftadan fazla oldu. Gayet iyiler. Teki karidesleri daha da uzun süredir var. Gayet iyiler, besleniyorlar, herhangi bir sıkıntıları yok. Yani su, işte dedim ya, fan bozuldu, o yüzden su ısısı biraz arttığı için buradaki bazı mercanlar kapatmışlar, içlerine çekmişler fakat kısa sürede toparlayıp düzenleyeceklerdir. Ama gerçekten kırmızının vurgusu, yeşilin dağılımı ve farklı renklerin bir aradaki dengesi oldukça etkileyici tablo gibi görünüyor. Bence şöyle yapalım, biz bu videomuzu devam edelim diğer tanklarla. Bu tank için ayrı bir video daha yapalım. Hem birazcık teknik bilgi alalım, hem deniz akvaryumlarının bu korkutucu maliyetleriyle ilgili, bu akvaryumun maliyeti nasıl oldu, bununla ilgili senden bilgi alalım. İstersen bununla ilgili başka bir video daha yapalım seninle. Tabii olabilir. sıkıntı değil. Bir devam edelim istersen. Burada da kurduktan sonra çok fazla ilgilenmedim. Zaten içinde de çok fazla balık olmayan bir akvaryum var. 35'lik küp akvaryum. Bunun kurulumunda benim kanalda var. Su üstü bitkileri ve su altında bakım yükü gerektirmeyen Anubias, Moss tarzı bitkilerden oluşan bir akvaryum. İçerisinde kiraz karidesler ve pirkakobiler var. Şurada bu arada bir tane neon gofi var. İşte birkaç tane küçük vatoz var. İnanın şu anda filtresi bile durmuş durumda ama yoğun bitkilerden dolayı akvaryum zaten kendi kendine filtreliyor ve içinde çok az canlı var. Çok az yemleme yapıyorum. Bu yüzden bir sıkıntı yok akvaryumda. Su üstü bitkileri de gayet güzel gelişiyor. Bir de bazı akvaryumlarda sakal yosunu oluyor. Bunun sebebi ne? Sende bu özellikle bu dönem bayağı var. Daha önceki videolarında yoktu çünkü. Ya bu birçok sebebi olabiliyor. Başta ışık bunun sebebi. Fakat yüksek sıcaklıklardan sonra da bu sakal yosunun ben arttığını gözlemledim bütün akvaryumlarda. İnşallah böyle biraz daha su değiştirme sıklığıyla ışık süresi biraz daha azaldığı zaman, sularda biraz daha soğuduğu zaman o toparlayacaktır, düzene girecektir diye düşünüyorum. Bu arada onların mücadelesi çok zor. Onları ben genelde elle topluyorum. Yani o şekilde akvaryumdan uzaklaştırıyorum. Evet. Sıcak iklimde bu hobiye devam eden arkadaşların en büyük sorunlarından biri algler arkadaşlar. Su sıcaklığının normalde bitkili akvaryumlarda 23 santigrat derece civarlarında tutuluyor. Fakat sıcaklıklar 30 santigrat derecelere ulaştığı zaman bu evde olduğu gibi bu yosunlarla mücadele etmesi çok daha zor oluyor. Nem çok nem. Bu kurbanın adı ne? Bu kurbanın adı Kermit. Bu akvaryumun koruyucusu sanırım. Tabii ki. Burada küçük detayları görüyorsunuz. Deniz aslanı var. Kaplumbağalar var. Burası bir biyotop. Hadi şimdi bir sonraki akvaryuma geçelim. Bu akvaryum Sajica akvaryumu. 80 santimlik bir çift Sajica'mız ve onun yavruları var. Yavrulara yaklaşık 5 aylık oldu. Popülasyondan dolayı artık biraz sıkıntı olmaya başladı içeride. Anne baba tekrar yavrulamak istiyor. Sürekli bir yerleri kazıyor. Belki de yumurtluyorlar ama bu yavrular pek izin vermiyor. Bu yavruları da yavaş yavaş sahiplendiriyorum. 5'er 10'er çıkarıyorum zaten. Hatta bugün verdim, yarın da bir 20 tane vereceğim. Yavaş yavaş çıkacak ve bu akvaryum artık şu çift anne baba Sajica'yı alıp diğer az önce gördüğünüz 120 santimlik akvaryuma aktaracağım. Bu akvaryum yılanbaş çiftinin akvaryumu olacak. Az sonra göreceğiniz cüce yılanbaşları. Evet arkadaşlar, 6 numaralı akvaryumun başına geldik. Burada benim kanaldan da aşina olduğunuz bir tür var. Channa Limbata türleri, yani cüce yılanbaş türü. Sözü Muhammed abiye bırakıyorum. 4 adet Channa Limbata var burada. Yavruyken aldım. Bunların da zaten tanıtımını kurulumunu yapmıştım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar bunlarla. Güzel büyüdüler. Akvaryumda biraz bakımsız kaldı. Yine her zamanki gibi, yani yaz dönemi olduğu için. Bitkiler biraz coştu. Yani bakımsız dediğim şöyle, tabii ki düzenli su değişimi yapıyorum. Sadece budama falan yapmıyorum. Yoksa su değişimlerini falan ihmal etmiyorum. Hatta filtre temizliğini falan da dün yaptım bunların. Beslenmesini de çok sağlıklı, düzgün bir şekilde yapıyorum balıkların. Sadece görsel anlamda biraz karışık içerisi. Gerçi tanktaki kaos da bunların hoşuna gidiyor değil mi biraz? Çünkü saklanma alanlarına falan ihtiyaç duyuyorlar bol bol. 50 santimlik bir tank, 4 tane yılanbaş var. Bunlar şimdiye kadar birbirlerini öldürürlerdi Batuhan. Bu gördüğün işte olaydan dolayı, bunu ben bu akvaryumu kurarken de anlattım. Yani bir tanesi diğerine bir hamle yaptığı zaman direkt 1-2 saniye içerisinde gözden kaybolabiliyor. Bu büyük avantaj oluyor. Yani böyle tanklar, yılanbaşlarda büyük avantaj oluyor. Ama tabii sadece bir çift olsa bu kadar şeye, curcunaya gerek yok. Bu balıklardan 2 tanesi büyüdü, onların eş olduğunu düşünüyorum. 2 tanesi de şu anda, bir orta boy, biri de biraz ufak kaldı. Onları da daha fazla zarar görmeden Sajica'ları elden çıkarttığım zaman güzel bir kurulumla diğer akvaryuma alacağım. İnşallah bunlardan da bir dahaki seneye yavru almayı düşünüyorum. Hadi bakalım, biz de merakla bekliyoruz. Gerçekten Channa üretimi oldukça zor. Türkiye'de başaran birkaç kişi var benim bildiğim kadarıyla. Umarım sen de başarırsın abi. Bir sonraki akvaryuma geçelim. Tanganyika akvaryumu son olarak 65-40 bir akvaryum. İçinde 3 tür Tanganyika sekiti var. Kabukçu, kayacı, kabukçu balıklar, küçük balıklar. 2 dişi, bir erkek Neolamprobus similis var. Bir çift Neolamprobus brevis var. 6 tane de, 5 ya da 6 tane, 6 taneydi herhalde, Caudopunctatus var. Onlar biraz daha farklı balıklar ama onlar da kabuk tutup yavru verebiliyor. Brevisler içerisinden yavru aldım burada. Orada gördükleriniz bu çizgili olanlar, similisler. Bir çifti burada var. Bir çifti de yavrulukta yavrularıyla beraber duruyor. Onu yavrularıyla beraber ayırdım. Caudopunctatus'lar da yavru verip duruyorlar. Genelde öbürlerine yediriyorlar yavruları. Ben de bir 7-8 tanesini kurtarabilip onları da ayırdım. Bu yukarıdaki kaplarda neler var? Az önce anlattım. Burada Caudopunctatus yavruları var. 7-8 tane. İlk defa bu kadar büyüdüler. Kendi kendilerine büyüdüler. Artemia falan vermediğim için ölüyorlardı genelde ya da yem oluyorlardı. Bunlar biraz kurtardı. Ben de bunları inşallah böyle büyütüyorum. Diğerinde ise similis yavruları var. Anneleriyle beraber. Annelerini yakalayamadığım için, sürekli kabuğa girdiği için ben de onu da burada tutuyorum. Burada artık büyüdüler. Bunları da değiştireceğim. Bu akvaryum da değişecek. Daha rahat bir akvaryuma geçecekler. O zaman hepsini salacağım içeri. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tankların hepsini tek tek gezdik. Monster türü dev yılan baş balıkları var. Bununla beraber Güney Amerika tankı var ki içindeki canlılar efsane. Onun yanında bir deniz akvaryumunu gördük. Yanında nano bitkili bir akvaryum var. Hemen bu tarafa geçtiğimiz zaman bir Sajica ailesini ağırlayan akvaryum var. Onun yanında Channa Limbatalar var. Cüce yılan başlar. Biz de beslemiştik bu türü. Ve en son olarak da Tanganyika kabukçul türü var. Toplamda 7 tane farklı konsepte akvaryumu tanıttım. Gerçekten Muhammed abinin evi ve hobi odası oldukça keyifli ve bu hobiye gönül veren insanların içerisine girdiğinde birkaç saat canlıları izleyebilecekleri, akvaryumları gözleyebilecekleri güzel bir yer haline gelmiş. Ve videonun başında da söylediğim gibi Doctores Aquatics kanalından siz de burayı takip ederek bu güncellemelerden haberdar olabilirsiniz. Ve bu mobilyaların, eşyaların sahibi bir tane Bihter kızımız var. Dünyalar tatlısı. Muhammed abinin ev arkadaşı. Tankların bakımına yardımcı oluyor mu Muhammed abi? Tabii ki. Bütün evin bakımına yardımcı oluyor kendisi. Bütün evi batıran kendisi çünkü. Arkadaşlar, şimdilik sizlerle paylaşacağımız şeyler bu kadar. Muhtemelen biz şimdi bir mola veririz. İkinci videoda, siz bunu belki bir hafta sonra izlersiniz, belki 3 gün sonra izlersiniz. Şu deniz akvaryumuyla ilgili özel bir içerik yapalım. Oldukça hoşuma gitti. Bunun hakkında bilgileri kesinlikle Muhammed abiden alalım. Kaçırılmayacak bir içerik olacak gibi görünüyor. Paylaşacağım şeyler şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.